Arkadaşlar tekrar merhaba. Merhaba. Aslında biz ilkini çektik ama bu muhtemelen bugün yayınlanacak gibi geliyor bana. Libya. Libya çünkü bugün tezkeresinin, evet. Değil mi arkadaşlar? Bugün Libya'yı yayınlarız değil mi? Evet. Yani doğrusu olur çünkü. Bugün tezkere meclise gelecek. Yani şu anda görünen tablo eğer bir anormallik olmazsa tezkerenin geçeceğiyle ilgili. Evet. MHP desteğini açıkladı. Sen dediğimin okudun galiba, yanlış Saadet görmediysem. Partisi, Saadet Partisi de galiba destekleyeceğini söylemiş. Muhtemelen İP'de, muhtemelen ama bilmiyorum. Çok emin değilim ama. Yani sorun olmuş. Değil. Ama şu anda görünen tablo geçecekmiş gibi gözüküyor. Farkındaysanız bir hafta önce alındı. Aslında normalde 9'unda bu hayata geçirilecekti. Bir önceki videoda bununla ilgili bir uyarı yapmıştık hatırlarsan. Bizim tezkere geçmeden önce ulusal mutabakat hükümetini düşürmek adına yoğun bir saldırı başlatacaklarını söylemiştik ve gerçekten de öyle oldu. Binlerce paralı asker uçaklarla farklı ülkelerden toplandı ve finansmanı da yine Körfez ülkelerinin yaptığı Mısır'a getirildi ve Mısır'dan da zırhlı araçlarla karşıya geçirildi. Geçen hafta içerisinde bu yoğun saldırıları gördük. Bu istihbarat bilgisi sanırım hükümete de ulaştığı için de 9'undan 2'sine hızlı bir şekilde, çekildi. Hatta yılbaşından bir gün önceydi galiba, yılbaşı günü Savunma Bakanı bir açıklama yaptı. Dedi ki biz tezkere geçmeden bütün faaliyetlerimizi yaptık. Yani lojistik anlamda ve diğer anlamda hazırlıklarımızı yaptık. Pazartesi günü intikale hazırız dedi. Bu şu demek. Tezkere İkisi çıkar, geçti. Çıkmaz. Şimdi resmi gazetede yayınlanacak. Cumhurbaşkanı onaylayacak. Resmi gazetede yayınlanacak. Bunu cuma yap. Cumartesi pazar günü işte yükleme yapılır. Pazartesi günü yola çıkılır. Bu 3 gün sonra ne zaman oluyor? 6'sı. 6'sında bölgede olunacağını gösteriyor. Tabii arkadaşlar burada tezkerenin kapsamı, süresi ve ne kadarlık birlik göndereceği Cumhurbaşkanı'nın yetkisine bırakılmış durumda. Ve Cumhurbaşkanı bunun kararını verecek. Yani hangi unsurlardan oluşacağına muhtemelen hava, kara deniz. Ve deniz unsurlarına olmayacağına ne kadarlık bir birlikle gidileceği konuşulacak. Biraz bu konunun detaylarını anlatmak istiyorum size. Yani neler oluyor, neler olabilir konusunu bu 25 dakikada elimizden geldiği kadar bir ön bilgi olarak en azından sizlere paylaşalım istiyoruz. Buyur Üstad, sen mi başlarsın, ben mi başlarım? Sen başla. Sen ama ben yani sadece tezkereyle ilgili şöyle bir gözlem yapıyorum. Şimdi bunun aslında Akdeniz'de Türkiye'yi çevirme planının bir parçası. Yani Libya o hat üzerinden Türkiye'ye Akdeniz'de söz söyleme imkanı veren yegane ülke haline gelmiş. Öbür taraftaki bütün ülkeler Mısır'ından İsrail kısmı dahil olmak üzere, Suriye zaten öyle. Akdeniz'de neredeyse Türkiye'yi çevrelemiş durumda. Orada bir hat, bir boşluk var. Ve Türkiye'nin çıkarları, işte imzaladığı bir anlaşma var Libya'yla. Ekonomi konusunda, bu enerji konusunda. Onun hayat bulması için çok önemli bir operasyon bu. Asker gönderme tezkeresi. Gerçekten tuhaf karşıladığım şey şu. İlkesel olarak insanlar buna karşı çıkabilirler. Yani siyaseten, siyasetçiler. Kimi der ki işte çölde ne işi var askerimizin? Niye o gönderelim? İkinci Suriye olmasa falan itiraz edebilirsiniz. Ama mesela Dışişleri Bakanı bu konuda parti parti dolaşıp bilgilendirmeye çalışırken hemen arkasından bir başka parti, muhalefet partisi lideri Kılıçdaroğlu bütün partileri gezip de hayır buna tezkereye hayır oyu verin demek nasıl bir zihniyettir onu anlamıyorum. Yani nasıl bir ittifak anlayışı ki HDP zaten o bloğun içine dahil hemen hazır. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Gittiği, ziyaret ettiği partilerde bu konuyu düşünebilecek, o konuda karar verme yetisi olmayan insanlar var da bir başka muhalefet partisi gelip, lideri gelip de ya buna boykot edelim, buna tezkereye izin vermeyelim, red oyu verelim diye akıl verebilecek noktaya mı gelinmiş? Yani Türkiye'de siyaset o hale mi gelmiş? Hep muhalefet böyle mi olmuş? Yani böyle bir muhalefet anlayışı mı ortaya çıkmış? Yani o çok tuhaf geldi bana. Şimdi öğrendiğimiz kadar işte ziyaret ettikleri partilerden bir tanesi Saadet Partisi. Onlar da evet diyeceklerine şey yapıyor. Çünkü şunu görüyorlar. Toplumun sağduyusu
daha önceki anlaşmada olduğu gibi, Barış Pınar Harekatı'nda olduğu gibi, daha önceki ulusal ve milli meselelerde olduğu gibi siyasetin çok üzerinde. O her parti tabanında bir sondaj yapıyor, araştırma yapıyor. Ve muhtemelen o yüzden zaten evet demek zorunda kaldı bir tanesi. Belki diğer bir muhalefet partisi de evet diyecek. Onu tam emin değilim ne diyeceğine. Belki o ittifak bozulmasın diye hayır da diyebilir. Ama toplumun sağduyusu siyasetin çok üzerinde. Niye? Çünkü ülkenin menfaatlerinin ve ülkenin kararlılığının ve imkanlarının neye muktedir olduğunu, geleceğe nasıl Türkiye'yi taşıyacağını çok net gösteriyor. Orada bulunmaman, orada olmamanın maliyetiyle bulunmanın maliyeti arasındaki farkı çok net görebiliyor. O yüzden toplum gerçekten çok daha ileride siyasetten. Belki siyaset ona uyum gösterecektir. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben tutarlılık anlamda biraz konuşma yapacağım ve hani Libya'ya gelmeden önce de bir yakın coğrafyadan örnekler vereceğim. Şimdi Libya'da eleştirilen konular. Ben muhalefet edilmesinden bu konuda mesela bak demin hani bir konu konuştuk yerli ve milli araba konusunda. Burada insanlar şuna katkı verebilirler. Şu model seçseydiniz, efendim işte üretim için şu bandı seçseydiniz, işte hibrit araba yapsaydınız, örnek veriyorum. Gibi şeyler aslında projeye destek vermektir. Aynı zamanda akıl da vermektir. Aynı zamanda desteğin çoğaltılması anlamında çok önemlidir. Ben muhalefeti bu anlamda çok önemsiyorum. Aynı zamanda iktidarın yanlış yapmaması için de konulmuş en güzel mekanizmadır demokrasilerde. Şimdi ben bu olaya bakıyorum. Şimdi bu olayın içerisindeki çerçeveye bakıyorum. Söylenen konulara o yüzden biraz geriye gideceğim diyeceğim. Suriye konusu var değil mi? Bir Suriye mevzusu var. Şimdi Suriye mevzusunda sen mesela hiç şöyle bir tabir duydun mu? Ey Amerika, 50 bin tır malzemeyi PKK'ya veriyorsun. Benim askerlerimi şehit ediyorsun. Diye hiçbir açıklama duydun mu mesela? Asla. Örnek verelim. Asla. Tam tersine Amerika S-400 alma. Hatta ne işimiz var Afrin'de laflarını duyduk. Amerikan ağzıyla S-400 alma diyenleri de duyduk. Şunu söyleseler, bak gerçekten yani. Ben anlayışla karşılayacağım. Tabii. Kardeşim, burası Suriyeli. Suriye konusu Suriyeliler çözecek. Ve asla kimsenin de buraya girmesine müsaade etmiyoruz. Türk askerinde orada işi yok. Tamam, Suriyeliler kendi sorununu kendileri çözsünler. Bu benim açımdan tutarlı bir açı. Herkese aynı mesajı veriyoruz. Evet. Şimdi İran, Afganistan'dan adam getirdi. İran'dan adam getirdi. Hadi İran anlarım diyenler olacaktır. Çünkü İran'ın savunma işbirliği anlaşması var. Tamam, eyvallah. Savunma işbirliği anlaşmasında İranlı askerlerin gelmesi var. Afganistanlı paralı askerlerin gelmesi diye bir anlaşma mı var? Evet, tabii. Sudan'dan adam getirdin. Mısır'dan adam getirdin. Nereden adam getirdin? Yemen'den adam getirdin. Neyle? Paralısıyla beraber getirdin. Bu hayal mayal değil. Bu resmi kayıtlarda olan bir şey. Birleşmiş Milletler kayıtlarına da var bunlar. Hizbullah geldi. Yani Hizbullah'ın da mı Suriye ile şey anlaşması vardı? İşbirliği anlaşması vardı. Benim bildiğim devletler arası yapılır işbirliği anlaşması ama eğer öyle diyorlarsa onu da kabul edelim. Hadi Hizbullah'ı da kabul edelim. Hizbullah da geldi. Haçlı Şabi geldi. Tamam mı? Ya arkadaşlar, buradaki insanlar, Özgür Suriye ordusu da yalnızca Suriyelilerden oluşuyor bu arada. Bunu da söyleyeyim sana. Evet. Özgür Suriye ordusuna laf söyleyeceksin ama dışarıdan Amerika'nın getirdim, paralı askerlerine, bir şey demeyeceğim, tabii. Blackwater'larına, şimdiki ismiyle akademiyasına, 50 bin tırına laf söylemeyeceksin. Ama onlar sekülerdi, ama onlar radikaldi deyip ayrıştırmalarla muhalefet edeceksin. Baba, baştan söyleyelim, baştan buraya gel, ben de senin altına imzamı atayım. Diyeyim ki kardeşim gerçekten bizim Suriye'de ne işimiz var? Ama herkesin olduğu bir yerde, herkesin olduğu bir yerde ve olunan yerinde tamamın politikası senin üzerine olduğu bir yerde senin hala Suriye'de ne işimiz vardı tartışmanın bir anlamı yok. Ha, bu iş buraya nasıl gidip tartışırsın, o da beni ilgilendirmiyor. Aynı mevzu şimdi Libya için geçerli. Evet. Baba, ulusal mutabakat hükümeti bildiğin resmi devlet. Birleşmiş Milletler'in tanıdığı devlet. Tek devlet. Tabii. Nereden anlıyoruz bunun tek devlet olduğunu? Yunanistan'daki büyükelçilik bile kimin?
Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin ki büyükelçiyi kovdular. Evet. Oradan anla. Yani büyükelçilik açma yetkisi kime verilir yalnızca? Tabii tabii meşru devlet. Öbürüne temsilcilik verirsin. Öbürüne büyükelçilik vermişsin bak. Evet. Sen büyükelçi atıyorsan hani biz kendi üzerimizden anlatmayalım diye söyledim. Hani evet. Uç örnek vereyim anlamında söyledim. Ulusal Mutabakat Hükümeti. Şimdi eleştireye bakar mısın? Ulusal Mutabakat Hükümeti'yle niye böyle bir anlaşma yaptı? Baba kiminle yapacaktık? Hani kiminle istiyordun? Amerikan ajanı Hafter'le olabilir mi? Öyle bir tercih daha mı iyi olurdu acaba onlar açısından? Olabilir. Ama o seküler dedi. Tamam, şimdi oldu. Ama o seküler dedi. Tamam. Sen duydun onu değil mi? Duydum. O seküler. Ama evet, o seküler öyle, dedi. Öyle dedi. Ama bu arada seküler dediği adamın yanında çalışanların tamamının, bölgeye gelenlerin tamamının radikal olduğunu biliyor muydu? Bak şimdi bunu, ben gerçekten anlamıyorum. Ama saman değil mi bu? Tabii. Saman ithal ediyoruz. Aa, pardon bak tabii. Ben artık gerçekten söylüyorum. Bir de faşistsin. Ha, faşistsin doğru bir de öyle bir şey söylemeden var. Söylemeden geçemeyeceğim. Evet, onu dedi. İlk defa söylüyorum. Hayır. 2020'nin ilk faşistini söyledin. İyisi. 2020'nin faşistini söyledin. Çünkü sen bana söyleyeceksin önce ben alayım dedim. Bir tarafta tamamen kendi adamlarıyla mücadele eden Libyalılar. Evet. Öbür tarafta Birleşik Arap Emirlikleri, Fransızlar, Rus paralı askerleri, Sudan'dan ve diğer ülkelerden getirmiş olan paralı askerler, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Mısır, her biri var orada. Ve bir de resmi hükümet var. Arkadaş diyeceksin ki mevzu bizi ilgilendirmez. Baba tam bizi ilgilendiriyor mevzu. Evet. Tam da göbeğindeyiz. Evet. Nereden ilgilendiriyoruz biliyor musunuz? Hani hep konuştuğunuz ve konuşmakta ısrar ettiğiniz, benim de altına imza attığım Ege bizim için çok önemli. Adalar bizim için önemli. Kaya dahi olsa hani diyorlar bazı, kayalar dahi olsa çok önemli dediğimiz her şey bizim için önemli. Değil mi? Evet. Abi 41 bin kilometreden 189 bin kilometre kareye çıkartabildiğin bir kara suyun var. Evet. Değil mi? Yani vatan toprağı orası. Vatan evet. suyu diyeyim öyle söyleyeyim. Mavi vatan mavi diyelim. Vatan tamam mı? Baba onunla ilgili oradasın. Evet. Onunla ilgili oradasın. Onun için mücadele ediyorsun. Ha şunu söyleyebilirler arkadaşlar. Ben de katılırım. Bunun başka yöntemi var mıydı? Ben de soruyorum var mıydı? Yani mesela Mısır'la konuşsak, İsrail'le konuşsak yani destek verirler miydi mesela? Mesela 15 Temmuz önce Amerikalılarla konuşsaydı darbe olmaz mıydı acaba? Ben ona benzetiyorum biliyor musun? Mesela Amerika ile konuşsaydık PKK'ya PYD'ye silah göndermezler miydi? Ya, niye konuşmadık biz Amerika ile? Hani niye mesela silah vermeyin demedik? Önce diyaloğu deneyelim diyorsun yani. Ama denememiş olabilir miyiz acaba? Evet, mesela biz Amerikalılara eksik. Unutmuş olabilir miyiz? Bize lütfen bize darbe yapmaz mısınız? Demiş olabilir miyiz acaba? Demeliydik aslında. Mesela PKK'yı PYD ile ve aynı çizgide görmedikleri halde diyebilir miydik mesela? Bilmem herhalde öyle denemeliydik. Mesela, diyalog yapmalıydık. Mesela İsrail'in önemli gazetesi 6 yıllık planımız 6 güne çöktü diyen ve bir şeyi deşifre eden bu açıklamasının evet. arkasından İsrail'de büyükelçiliğimiz olsaydı muhtemelen PKK'yı desteklemezlerdi biliyor musun? Çünkü diyalog önemli biliyorsun. Yo, ben eminim bak. Bak kesinlikle orada büyükelçi olsaydı PKK'yı desteklemezlerdi biliyor musun? Tamamen büyükelçimiz olamazsan kaynaklanıyor biliyor musun? Ama unuttum ya bizim Amerika'da büyükelçiliğimiz var değil mi? Hay Allah. Olmuyor işte bak kendi çürütüyorsun. Ben çürüdüm zaten. Ama bu kafayla bu başka bir şey olmaz. Beni gerçekten çürüttüler. Evet. Çünkü ben şeyi bulmaya çalışıyorum abi. Bir mantığını bulmaya çalışıyorum. Yok. Mantığı bulsam bak ben de çakılacağım peşlerine gideceğim. Çünkü mesela bazı konularda. Neden biliyor musun Mete bak. Yanlış yaptığını söylediğin zaman evet önemlidir. Ama doğru yaptığın zaman da yanlış yapıyor diye. Yani sırf karşıtlık üzerinden yürürsen hayatta bu çarpışmalar, bu bocalamalar... O zaman ne oluyor biliyor musun? İşte şey işin kötü tarafı şu. Hiçbir şey olmuyor. İşte kendi bunu yapan rezil oluyor. Bak biz ne AKP'nin, ne CHP'nin, ne MHP'nin yanlışlarının yanında yer alıyor muyuz? Eleştiriyoruz. Yani mesela FETÖ konusunda... CHP'nin tutumunu, gevşekliklerini, MHP'nin ya da işte AKP'nin eleştirmiyor muyuz? Bülent Arınç'a demediğimizi bırakmıyor muyuz? Bülent Arınç kimdir? Yani Cumhurbaşkanı'nın en yakındaki adam. Eleştirmiyor muyuz? Eleştiriyoruz değil mi? Şimdi biz onun yanlışına sahiplenecek miyiz? Burada da ama doğru yapılan işi de
ne yapıyoruz? Anlatıyoruz insanlara. Diyoruz ki bak bu doğrudur, böyle yapılmalıdır. Yani dolayısıyla burada da eğer sen doğruya doğru... Ama ne oluyor biliyor musun? Bak bütün o gruplardan bir kişi bak başına ne geliyor? Ya bir tane şarkıcı. Dedi ki Amerika'ya gittim. Hastanede diyor başıma şunlar geldi. Adam tweetleri silmek zorunda kaldı. Bir tane şarkıcı yine PKK'ya ben söyledim diye, PKK'ya terör örgütü diye yazdı. Haluk Levent değil mi? Evet, iki saat içinde silmek zorunda kaldı. Öyle bir linç ettiler, tamam mı? Bak bu ülkede ama hak, hukuk, adalet değil mi? PKK'nın terör örgütü olduğunu ama bize onlar, anlatıyor. Ama onlar faşist değil. Ha tabii şimdi. Onlar bak, tamamen barış gönüllüleri. O yüzden yani sadece arabanın yerli ve millisi değil, insanın kafasının da bu milli, ulusal değerlerine sahip çıkması gerekiyor. Şimdi ne oluyor biliyor musun? Bu tür hatalar yapıldığında belki haklı çıkışların da arada kaynayıp gidiyor biliyor musun? Tabii. Örnek vereyim. Kanal İstanbul. Tartışmaya açık bir konu. Doğru mu? Evet. Yani iyi tarafları vardır, kötü tarafları vardır, zamanlaması tabii, hatası vardır, bir sürü şey vardır. Kanal İstanbul gibi bir konuyu da tartışamıyoruz. Tabii. Bak, tartışamıyoruz. Ama zaten bilimsel tartışmak istemiyorlar. Bak Mete ben onu i̇şte baştan beri oraya geleceğim. Tabii. Işte, bak. Arkasından işte bu Türkiye'deki tank balet fabrikası. Tartışamıyoruz abi. Hani doğru yöntemi bulmak adına orta nokta. Yani bu şu demek değil ki muhalefet hep yok abi muhalefet doğruyu da söyler. İktidar da yanlış yapar. Yani bu hayatın gerçekliği kardeşim. Ama öyle bir yere geliyoruz ki konuşacak yerden çok uzaklaşıyoruz. Beni kahreden o muhalefetin denetleyici fonksiyonunu illa mecliste yapmaz. Aynı zamanda halk üzerinde de yapar muhalefet. Değil mi? Tabii. Yani denetleyici faktör aslında oradadır. Onunla beraber kamuoyunu oluşturur. Kamuoyunu oluşturmak önemli bir kavram. Evet. Şimdi aynı hatayı iktidar da yapar. Aynı şeyi muhalefet de yaparsa biz orta noktayı nerede bulacağız üstad? Yani 2020 iyi olsun diyoruz. 2020'nin iyi olabilmesi için beraber tartışma üslubunu ve tartışma ortamını demin getireceğim yere getirmeye çalışıyorum. Demin bak anlattım. Üç örnek anlattım. Bu üç örneğin içerisinde inan diyorum bir tane tutulacak ip bulsam takılacağım gideceğim. Kaynak bulamıyorum. Doğru bir dayanak noktası bulamıyorum. Bu şu demek değil ki her şey doğru. Tabii ki yanlış var. Tabii ki herkesin yanlışı var. Tabii. Ama gideceğimiz yer neresi? Bize ışık olacak ve bunun doğruluğuna inanacağımız yer neresi abi? Bu durum ve bu tutuş veya bu pozisyon alma, öyle değil ben pozisyon alma diyorum. Bu pozisyon alma niye bizi bu kadar kendi kendimizle uğraşır pozisyona getirildi? Sen inanıyor musun Yunanistan'ın bu anlattıklarımızda kendi içinde bölündüklerini zannediyor musun? Yok. Libya konusunda hepsi aynı fikir. Hepsi aynı fikir. Evet. Hatta hükümeti pasif kalmakla suçluyorlar. Evet. Biz Libya'ya anlaşma imzaladığımız gün Yunanistan nasıl bir tur attı farkında mısın? Evet. Bizim tersimize bir tur attı. Önce Hafter, sonra Mısır, sonra Güney Kıbrıs, sonra kendi ülkelerine döndüler. Ve Amerika ve Avrupa Birliği ile görüştüler bu arada. Evet. Büyükelçileri vasıtasıyla. Biz de tam tersini yaptık. Ne yaptık? Ulusal Mutabakat Hükümeti, Kıbrıs, Cezayir ve Tunus. Biz de yaptık aynı turu. Evet. Bu bloklaşmanın içerisinde dayanağınızın ne olduğunu lütfen doğru anlatın. Muhalefete söylüyorum doğru anlatın. Biz de onun üzerinden konuşalım ve tartışalım. Valla ne diyeceğim bilmiyorum. Şimdi öbür taraftan aynı Yunanistan'ın ilgili yetkilileri İstanbul'da ağırlanabiliyorlar aynı tarihlerde. Türkiye'nin çıkarlarını demediği lafları bırakmayanlar. Herkes bir pozisyon alma dedin ya, pozisyonunu da alıyor ona abi göre. Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben yani hani bu millet adına, bak baba, bu millet kaderine sahip çıkacak endişelenmiyorum. Ama bu siyasetçileri, bu siyasi kafayı görünce ülke adına endişeleniyorum. Ama bu millet o şeyi bırakmayacaktır yani. Sağduyu elinden bırakmayacaktır diye ama düşünüyorum. Ama şunu söyleyeyim. Gerçekten. 15 Temmuz'a söversen başkan seçilebiliyorsun hala. Evet. 15 Temmuz'a veya işte ne diyeyim Türkiye'ye söversen milletvekili seçilebiliyorsun. Olursun. Hatta demokrat olabiliyorsun. Evet.
Türkiye'nin değerlerine küfredersen çok rahat bir şekilde popüler olabiliyorsun. Bu ya, popüler kültür, ama bak şunu söyleyeceğim sana. Bu popüler kültür güç buluyor. Yani şunu söylemiyoruz. Adam açık ve alenen söylüyor. Yani şunu söylüyor adam. Türkiye ile işte ne diyeyim, İran savaşırsa ben İran'ın yanında yer alırım diyor. Ben Türkiye ile Suriye savaşırsa Suriye'nin yanında yer alırım diyor. Ben PYD'ye sırtımı dayarım diyor. Evet. Ben işte ne diyeyim, darbecilere içiyorum diyor. Evet. Ben işte diyor, eğer o gece darbeciler başı olsa onlarla beraber hareket ederdim diyor. Evet. Bunları rahat rahat söylenebiliyorsun. Evet. Ve bunları rahat rahat dile, bak şunu söylemiyorsun. Ben AKP'den hoşlanmıyorum kardeşim. İktidarın devrilmesini istiyorum. Onu bunu söylemiyor. Onu söylemez. Bak başka bir şey söylüyor herif. Tabii. Başka bir perde söylüyor. Tabii. Başka bir noktaya doğru gidiyor. Tabii. Bunun onda birini. O, çünkü hakikat o söylediğin. Aslında hakikat nedir? AKP'den hoşlanmıyorum, sevmiyorum, nefret ediyorum. Tamam. Bu hakikat. Adamın duygularını hakiki tercümesi. Ama algı operasyonu nedir? Onu söylemeden anlatma mesleği. Nedir o? İşte bahsettiğin gibi. Türkiye'de bir otomobil yaptığı zaman bunun farı da varmış, kaportası da varmış. El zaten yerli değilmiş. İşte algıya oynayacaksın. Ya da bu İHA gerçek değilmiş. Bunlar hepsi hayalmiş. Ya da ne bileyim ben, Barış Pınarı'nda Türkiye işte o insan hakları ihlalleri yapıyormuş gibi algılar yaratarak aslında o deminden bahsettiğin hakikatin abi sen niye yaratıyorsun ki? Adam aynen şunu söyledi, bu ülkede bu söylendi yani. Siz dua edin PYD'ye. PYD eğer DAEŞ'le mücadele etmemiş olsa Adana'ya kadar DAEŞ gelir dediler. Dediler değil mi? Dediler. Dediler, evet. Apo'nun heykelini dikeceğiz dediler. Tabii. Ya onu sabahleyin televizyonda dakikalarca onu söyleyen kişinin haberini çevire çevire kendine muhalif olduğunu zanneden adam öyle bir haberler verdi ki böyle hasta oldum. Yani şöyle hasta oldum. Ya kardeşim, bir günde o zalimlerin, o kanlı katillerin havaya uçurduğu 11 aylık bebeğin resmini verin. Aybüke öğretmenin resmini verin. Mesela onları hatırlatın ya. Ya adam hapishanedeymiş de işte ne güzel mektuplar yazıyormuş, kitaplar yazıyormuş. Bilmem neler oluyormuş. Ya bir de çıkmış mesela, yeni partiler kuruluyor şimdi. Hı hı. Mesela ben böyle oturup güldüm yani. Babacan şöyle bir laf etmiş. Yani konu değişti, kusura bakmasın izleyiciler. Yo, aynı yerdeyiz hala. Yani şöyle bir laf etmiş. Demirtaş'ın siyasi çizgisinin önünü açmalıyız. Ben de şöyle yazdım. Dedim ki o açtığınız yolda terörist başı Öcalan'ın heykelini nereye dikeceğinizde karar verdiniz mi diye. Kardeşim sen git bakalım Demirtaş'a. Ağzına bir gün PKK terör örgütü diyebilecek mi? Ya da Öcalan teröristtir diyebilecek mi? Ha, onu desin. Sonra istediğin siyaseti yap. Biz de destekleyelim. Bak diyelim ki abi, bravo ya. Adamlar demokratik mücadeleyi seçtiler diye. Bunu söyleyemeyecek adamlara. Hatta şunu söylüyorum ben. Diyorum ki bak, HDP seçmenine şey yapman çok doğaldır. Yurttaş, hepimiz eşit yurttaşız. Ama bunun için git Diyarbakır'da, Bingöl'de, Urfa'da, nerede istiyorsan kahvelerde dolaş, evlere gir. O insanların talepleri neler? Siyaseten programını al. Bunlara cevap ver. Ne istiyorlarsa. Ama sen işin kolayını seçiyorsun. İstanbul'da bir internet sitesinde röportaja geçiyorsun. Gayet steril bir şekilde ortam. Demokrasi, insan hakları, hukuk, özgürlük. İşte bir de gönderme yapıyorsun. Kime? HDP'nin yöneticileriyle temas. Hani CHP'nin yaptığı gibi. Yani o hani 6 milyon seçmen diyor deyip ona dokunmadan sadece onların patronuymuş gibi davranan partideki birkaç kişiyle, ki onlar da PKK'nın gölgesi altındalar. Onlarla iş bitirip siyaset yaptığını zannediyorsun. Barikatlar döneminin o söylediğin şahıs, barikatlar döneminde görevi neydi biliyor musun? Başbakan yardımcısı değil miydi? Ha, o zaman. Tabii. 2015'te. Tabii. Başbakan yardımcısı değil miydi? Tabii. O yaşananların bütün hepsinin, aynı zamanda Bakanlar Kurulu'nda alınan bütün kararların altında imzası yok muydu onun da? O dönemde Kobani diye olaylar sırasında bu ülkede vatandaşlar sokaklarda katledilirken, polis müdahale ederken Bakanlar Kurulu'nda değil miydi arkadaşlar ya? Benim bilmediğim, normal sade vatandaşın bilmediği binlerce şeyi okudunuz. Bakanlar Kurulu'nda tartıştınız. Size briefingler verildi. Ülkenin nereye gittiğini ve o zamanlar hangi çağrıların kimin yaptığını sizin önünüze getirildi ve konuldu.
Ve siz de bununla ilgili görüşlerinizi bildirdiniz. Ben şunu anlarım bak. Sorumluluk almazsın. Bazı bilgilere sahip olmazsın. Aradan zaman geçer. Mesela 2 yıl geçer, 3 yıl geçer. Şu lafı söyleyebilirsin. Ya ben o gün bunları söyledim ama ben bu bilgilere vakıf değildim. Bugün bilgilere vakıf olduğuna farktım ki ben o gün bunları bilmiyordum. Bunu ben normal bir insana bunu aktetirim. Ama o dönemi yaşamış ve hükümetin önemli görevinde bulunmuş ve bütün raporların önüne geldiği bir adamın bu yanılgıyı yapma şansı yok arkadaş. Ama belki ekonomiyle ilgili olanları okumuştur. Olamaz. Onları okumamış olabilir. Bak, bakanlar kurulundaki bütün imzalanan şeyler, metinler herkesi bağlar. Yani ben olsa da spor bakanıydım. Bakanlar kuruluna yer alıyordum ama spor bakanıydım deme şansı yok. Bakanlar kuruluna imzaya açılır. Ve bakanlar, bütün bakanlar imzalar o bakanlar kurulu şeyine. Evet. Tamam mı? Öyle benim haberim yoktu. Ben de o sırada başka bakandım filan. Yok abi öyle bir şey. Öyle yıkamazsın abi. Evet. Tamam mı? Sen o dönemde de oradaydın. O bütün konuşmalara birebir. Sana emniyet müdürleri gelip briefing verirken, MİT'ten gelenler briefing verirken olayın nereye doğru gittiğini, briefingini verdiğinde yüzünüzün halini hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Yüzünüzün bir halini hatırlıyor musunuz? Ne oldu? Unuttunuz mu? O zaman ne söylediniz o şeyde? O bakanlar konuda ne kelimeler geçti? Evet. Tamam. Bize hatırlatmak düşer. Evet. Bir de şöyle. Ey utanma duygusu. Yok. Geldiğinde kapıyı çal diye. Yok, yani, haberimiz olsun. Hiçbirimizin o dönemleri unutmak gibi bir lüksü yok. Evet. O sokak çağrılarını yapanlar, o Yasin Börüleri, o mahallelerin kuşatılıp mahallelerdeki insanların aylarca sokağa çıkartılamadığı dönemleri. Evet. Tamam mı? İnsanların sağlık ve diğer su hizmetleri eğitim dahil kesildiği dönemi kimse bana unutturamaz. Evet. Tamam. Ya insanlar o yüzden hiç merak etmesinler. 2020 bunların da çok daha iyi anlattığımız bir sene olacak. 2020 PKK'ya terör örgütü diyemeyen ahlaksız namussuzları deşifre ettiğimiz yıl olacak. Eyvallah. FETÖ'yle mücadeleyi sulandıranların, FETÖ'yle mücadele eden şerefli insanların yüceltildiği, FETÖ'yle mücadeleyi sulandıran gizli kriptoların deşifre olduğu yıl olacak. Ve bu milletin hakkının verildiği bir yıl olacak. Eksiği 2021'de tamamlayacağız ama 2020'de çok çalışacağız. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz bize elinin için. İyi yıllar diliyoruz şimdiden. Mutlu, sağlıklı, ülkemiz için güzel günlerin olduğu bir yıl diliyorum. Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun. Sağ olun.